Tabii olayın 4 yılı var geçmişten bugüne. İşte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ 2019 yılında bulunduğumuz Karabağlar Uzundere'de. Ki kentsel dönüşümünde burada acil olarak yapılması gerekiyor. Sorunlu bu bakımdan yapı stoğu. İşte bu anlamda bir proje geliştirildi. İmar planları hazırlandı. Tabii ki bu arada ihale de yapıldı. Ve ardından da kuralar çekildi ve 750 hak sahibi kurallarla belirlendi. Dar gelirli vatandaşlardan oluşan 750 kişi işte 4 yıldır evlerine kavuşmayı bekliyor. Tabii ki burada vatandaşlar toplandılar. Bu evlerinin yapılamamasından dolayı Alişan İnal da yayın konuğumuz, grubun sözcüsü. Tabii ki 4 yıl geçti ve hala hayalleriniz diri. Ancak tabii ki umutlarınızın da sürmesi gerekiyor. Neler söyleyeceksiniz? Biz 2019 yılında TOKİ'nin İzmir Karabağlar Uzundere Mahallesi'ne 750 tane dar gelirli aileler için konut yapacağının kura çekimlerine başvurduk. Bu kura çekimlerinden 9000 kişinin arasından 750 aile hak sahibi olduk ve çok sevindik. O gün hiçbirimiz uyuyamadık sevinçten. Çok mutluyduk. Sonra evimizi beklemeye başladık ne zaman yapılacağını. 1,5 sene geçtikten sonra evimizin hala başlamadığını fark ettikten sonra bunu araştırmaya başladık neden diye. Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası'nın sürekli dava açıp süreci geciktirdiğini, bu yüzden bizim inşaatımızın başlamadığını öğrendik. Ki burada kesiyorum hemen Fatih, sağ tarafta TOKİ konutları var. O projede bundan daha önce yapıldı. Yani burada TOKİ daha önce bir çalışma yaptı zaten, öyle değil mi? Evet, TOKİ'nin burada zaten daha önce dar gelirli vatandaşlar olsun, kentsel dönüşüm vatandaşları için yaptığı böyle gördüğünüz büyük daireler, apartmanlar. Vatandaşlar konutlar, oturuyor güvenli konutlar. Gayet de güvenli, yer etütü de sağlam, yani bayağı sağlam bir yer burası etüt olarak, yer etüt olarak. O yüzden burada var ve buranın hemen yakınında olan bizim inşaatlarımıza Karabağlar Belediyesi'nin neden karşı çıktığına anlam veremiyoruz. Tamamen bizi mağdur etmek üzerine kurulu bir sistem. 4 yıldır evlerimize çivi bile çakılmadı. Şu an bizle beraber kuralları çekilen bütün inşaatlar bitme aşamasına geldi. TOKİ hepsini bitirip anahtar teslimi yapacak ama gördüğünüz gibi bizim evlerimizin hiçbiri şu an başlamadı. Ki burada tabii ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan da farklı toplantılarda Karabağlar Belediyesi'nin ne yaptığı yönünde aslında sizlerin de durumunuza Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan da vakıf. Bu bir insani durum ama belediyenin burada aslında sizin hak gaspınıza neden oluyor. Öyle değil mi? Bunu nasıl tanımlayacaksınız? Aynen öyle. Biz zaten TOKİ'nin noter huzurunda çektiği yasal olarak asil hak sahipleriyiz. Yani biz evimizin hak sahipleriyiz. TOKİ bize bu evi yapacağını taahhüt etti. Biz de bu kendi evimiz olduğu hani bildiğimiz için, evimizin yapılacağını bildiğimiz için bekliyoruz ama bu beklediğimiz süreçte Karabağlar Belediyesi tamamen önümüze engel koyuyor. Şimdi şöyle bir şey, o zamanlar süreç doğru ilerleseydi, her şey yapılsaydı, engel olunmasaydı evlerimize 243 bin TL bir fiyatla oturuyor olacaktık. Ama şu an milyonlar konuşuluyor ve biz bunu nasıl ödeyeceğiz, nasıl oturacağız? Yani buna tamamen mağduriyet söz konusu ve şöyle bir şey var, hak sahiplerine ben ulaştım. Hak sahipleri var, yaşlı insanlar var. Onlar mesela adam hayatını kaybedenler. Hak sahibi olmuş ama hayatını kaybetmiş ev sahibi olamadan. Hayatını kaybetmiş. Hayatın en güzel zamanlarında ev sahibi, hak sahibi olmuş ama kaybetmiş hayatını. Teşekkürler verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet, 750 hak sahibi TOKİ'nin konutlarından ev sahibi olabilmek için kurada isimleri çıktı ancak belediye, Karabağlar Belediyesi 4 yıldır engelliyor diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.